Kız Yasemin, vallahi şanslısın ha. Kocan hem zengin hem becerikli çıktı. Ya öyledir. Vallahi kızım ben senin yerinde olsam var ya kekle börekle hiç uğraşmam ya. Vallahi kekle mutlu olacağıma şu hayatla mutlu ol ne demişler. Para varsa huzur var yani. Ben olsam gerçekten... Aşk olsun söyle. Sen mutlu değil misin yani? Olur mu hiç şüphem öyle şey? Bizim ilişkimizle alakalı değildi. Ben onlar için dedim ben çok... Yok, belki de beni Deniz değil de para tutmuştur. Malum zengin değiliz ya. Neyse. Bir an önce gidelim evimize. Ben acayip acayip şeyler görüyorum zaten. Nasıl şeyler? Ne bileyim böyle sarılan çiftler falan görüyorum. Aman enişteciğim senin suçun yok ki. Bu tamamen ateşin suçu. Yani insan anasının karnından yatla doğmuyor sonuçta. İnsan bir sorar tutuyor mu tutmuyor mu. Bak tutuyormuş işte. Düşüncesizsin. Sen çok fena düşüncesizsin Ateş. Allah Allah. Yahu sürpriz yapalım dedik. Sanki benim Şuayb abiye garezim var. Yapmayız bir daha sürpriz olur biter. Aa öyle deme. Aa aşk olsun kocacığım. İyi ki geldik. Hayır yani yat da yat olsa. Yat dedik geldik denizin ortasında kaldık. Olan enişte mi onunla? Çocuklar siz manyak mısınız Allah aşkına ha? E bir bakıyorum böyle can ciğer kuzu sarması oluyorsunuz. Bir bakıyorum kedi köpek gibi birbirinizle dolaşıyorsunuz. Hay ayrıca benim şüphim beni göremediği için, hasret kaldığı için öyle sarılan çiftler falan görüyordu. Değil mi şüphim? Ne bileyim belki de öyledir. Neyse hadi gidelim artık ne olur ya. Benim içim dışıma çıktı. Dönelim tabii dönelim. Kaptan, kaptan. Ne oldu bizim bu arıza işi? Hallolmadı mı hala? Ha? Hallettik efendim, dönebiliriz. Tamam o zaman hadi dönelim. Hadi bir zahmet olacak ama. Heh. Çok şükür. Oh şükür. Aşkım benim. Aa kocam. Sese bak ya. Hey kurban oldum bu dönüş sesi misin? Anlayamazlar abi boş ver. Ya o zaman kim kime yazdı o notu? İşte bak onu ben de bilmiyorum. Günaydın. Günaydın anneciğim. Gel gel. Geleyim de emniyetli mi bilemedim. Ayıldın mı gelin? Ay anne ne olur dün gece hatırlatma. Çok utanıyorum vallahi ya. Of. Koskoca kadın küfelik oluncaya kadar içmeye utanmıyorsun da hatırlatılınca utanıyorsun. Taşkınlık yaptığım için utanıyorum. Ah, bir de şu anacığına laf yetiştirmeye utansan çok iyi olacak Perihan. Anne üzerine gitme. Tamam. Kız içince sapıtıyor, sarhoşluğu pis çıktı işte. Neyse. Ben kahvaltı sofrasını hazırlayayım bari. Tamam hadi biz de geliyoruz. Bize kaldı her şey.